Bakın ben size bazı belgeler sunacağım. Takipçilerim bana yollamış. Elimde bir belge var. 28 Şubat 2019 tarihinde elimde bir kimlik var. Kimlikte ablası ama altında Falco'nun kendi belgesi var. Yaklaştırın. Çok fazla detay görmesinler. Yok, bu kadar yeter. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şuraları kapıyorum. Şimdi yaklaştır. Ben belgeyle konuşurum. Bakın ablası. Dün röportajda şey yaptım, sordum size. Siz bana söylemediniz ama ben dedim ki ısrarla size, bende belge var dedim, siz de görebilir miyim demiştiniz. Evet. Ben de size ne demiştim, yayında söz veriyorum göstereceğim demiştim. Yağmur'un adı değişmiş, neden değişir efendim? Yağmur Sarnıç olarak bizim kayıtlarımızda var. Yani şimdi yaş ve isim tahsili davaları açılabiliyor tabii ki ama... Geçmiş ismini buna biliyor neden... musun? Geçmiş ismini biliyor musunuz Yağmur? Duyumlarım var bu yönde. Duyumlarım sadece. Var. Buyurun belge. Buyurun belge. Ben de merak ettim. Evet. Bak, haberim yok. Daha önce adı Duygu'ymuş. Ve bir operasyon daha da geçmiş. Hangi operasyon? Barbie. Ben ne diyorsam doğrudur. Yani emniyet kayıtlarını mahkemeye isteyeceğim. Emniyetin yaptığı Barbie operasyonda yani. Aynen öyle. Fuhuş operasyonu var bakın. Bakın fuhuş operasyonundan bahsediyorsun. Ben kime ne söylüyorsam iddialarım doğrudur benim. Funda Hanım. Yağmur dedi ki benim dedi adli dedi sicilim dedi temizdir dedi. Evet, bununla ilgili bir yayında yapmıştı diye hatırlıyorum. Ben belgesini çıkarıyorum efendim. Gelin buraya. Buyurun. Çok fazla gene göstermeyelim. Tamam. Ben belgeyle konuşurum. Yağmur Sarnıç'ın daha önceden darptan dolayı ötelenmiş bir davası var. Şimdi, peki. Bir tane daha var efendim. Basit yaralama. Yağmur Sarnıç'ın sen GBT'sini çıkartmışsın. 5 yıl hükümlü olarak ötelemiş efendim davasını.